20 Eylül, 26 Eylül. Derlak akrep burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Instagram sayfamı da günlük dünya ve Türkiye gündeminde takip edebilirsiniz. Her an her şeyi orada patlatıyorum. Merak ediyorsanız Instagram sayfama. Bu ara çok fazla kıskançlıklar yeryüzünde çıkacak. Yani eşinizi kıskanacaksınız, kızınızı kıskanacaksınız, oğlunu kıskanacaksınız, annenizi, babanızı. Yani içinize böyle bir kıskançlık oluşumu. Yakın arkadaşınızı, sokaktaki kediyi, her şeyi kıskanma enerjiniz var. Yani bu ara sizi biraz bencillik, biraz kıskançlık, kırmızı kırmızı değil artık çift şokey kırmızı şeklinde alarm veriyor. Sizden ricam bu enerjimizi bir toparlayalım. Mesela şöyle bir şey var. Bu ara gizli ilişkiler gündeme gelecek. Çevrenizdeki insanlarla ilgili yaşayacağınız enteresan diyaloglar hatta ve hatta ilişkilerinize yansıyacak. Biraz tehlikeli çanları var. Lütfen lütfen ilişkinize, işinize fedakarlık yapıyorum. İşe işte çalışıyorum. Bu tarz karışık problemler varsa rica ediyorum evdeki halk ve sevgiliniz şüpheleniyor. Dikkat edelim. Yani özveriyle çalışıyorum, sizler için çalışıyorum, geleceğim için çalışıyorum derseniz bu hafta böyle bir karmaşıklık var, canınız yanabilir. O yüzden dikkatli olun. Çok yoğun bir iş temponuz var ve yeni bir iş kapısı başlayanlar için çok koşturmalı ve kendinizi ispatlama bir haftası olacak. Her konuda çaba göstereceksiniz ve masanızı belirleyeceksiniz. Aynı uzun süredir de aynı iş yerindeyse büyük bir kurumsal ya da devlette büyük bir alanda maliyede çalışıyorsanız ne bileyim askeriyede çalışıyorsanız komple bir bina ve alan değişimiyle ilgili yenilikler var. Sanki yeni yere geçiş ve evrak toplama bu tarz yoğunluklar söz konusu. O yüzden ya da yıl sonunun temposunun verdiği yoğunluk olabilir. O yüzden kafanız gerçekten işe ve evraklara hata yapmayayım, kaybetmeyeyim. Devamlı bir kontrol hakimiyetiniz var. Ama bunların hepsini çok iyi şekilde başaracaksınız. Tebrik ediyorum. Ya bu kadar ruhunuz başka bir boyutta ama işte maşallah çok iyisiniz. Kendi işini yapmak isteyen ya da kurmak isteyen insanlar için de güzel bir enerji. Mesela der ki 4 Ekim'den itibaren ortaklı işiniz ya da çözülmesini istediğiniz yeni iş kapılarınızla ilgili belediyede evranızda problem varsa, tapunuzda problem varsa ya da iş kurmak istiyorsanız bunlarla ilgili çok güzel, olumlu bir dönem var. O yüzden ne yapmak istiyorsanız yapın. Bütün aksi kapılarınız yavaş yavaş aydınlığa girecek. Ya sizde şöyle bir şey var. Evet, fingirdek ruhunuz yani içsel dünyanızda birileri sizi beğensin, enerjinize dokunsun. Siz ya bu göz çapkınlığı ama biraz abartacağınız için biraz size dokunabilir diyorum. En çok ne var biliyor musunuz? Bu ara ilişkinize böyle despot kurallar koyacaksınız kıskançlığınızda. O eteği giyemezsin. O tişörtü kullanamaz. O saç modelini kullan. O makyajı yapar. Ya da eşinize o gömleği niye giydin? O parfümü niye giydin? Saçını böyle kes. Böyle o kadar böyle baskılı bir haftanız olacak ki ve bu ilişkinize zarar verebilir. O yüzden içinizde kontrol edin ama ona bıt bıt ya da siz aynı şekilde de eşinize bu fırsatı vermeyin. Yoksa aksilikler ve tartışmalar ve gün boyu kendi içinizdeki zararlar ön plana çıkacak. Gereksizce ilişkiyi zorlayıp ve ilişkiye gereksizce şekil vermeye uğraşacaksınız. Bu da her iki tarafı zarara sokabilir diyorum. Evli olanlarda özellikle şöyle bir şey var. Bu ara bir evin satışı ya da bir arabanın satışıyla birlikte büyük bir eve geçmek istiyorsunuz. Yerinizi de satmak istemiyorsunuz. Arabayı da satmak istemiyorsunuz. O kadar kararsızsınız ki. Çünkü şöyle söyleyeceğim, kalp derinliğiniz, hissiyatınız, enerjiniz hem yenileyip hem de yeni bir sürece geçmek istediğiniz için hani evi doğru mu satıyorum, arabayı doğru mu yapıyorum, Türkiye'de kriz var zaten yapayım yatmayayım karışıklığınız var. Bence yapın, o ev size daha uğurlu ve bereketli olacak ve bu sizi güçlendirecek. Sizin genelde bu ara en çok ne isteksi, halsizim, motivasyonum yok, biraz dinleneyim. Yani sevgilim konuşmasın, karım konuşmasın, eşim konuşmasın, çocuğum konuşmasın, kimse üstüme gelmesin. Ben bir inzivaya çekileyim, ruhumu şifalandırayım diyeceksiniz ama yani bir de boş verme haliniz var. Ama neyse onu sonra lütfen bir günü kendiniz ayırın ve bu enerjiyi akıtın ki sonrasında problemler yaşamayalım. Çünkü sizin enerji yapınızın sert bir evresi var. Bu da size sıkıntı yaratabilir. Bu ara spiritüel danışmanlık merakınız
yoğun da olabilir. Mesela harita baktırtabilirsiniz, yorum yaptırtabilirsiniz. Yani bu ara bu tarz şeylerle kendi enerjiniz, mesela meditasyon yapabilirsiniz. Enerjinizi yenilemek ve bu enerjiyi değiştirmek istiyorsunuz. Olabilir ama çok fazla abartmadan, çok fazla o enerjinin içerisinde değil. Çünkü sizin yapmanız gereken bir sürü işler var. Bunları toparlamanız lazım. Ama bu tarz bir meslek yapmak istiyorsanız tam zamanı yapın. Cesaretinizi toparlayın. Gidin astrolojiye, gidin spiritüel danışmanlığa, gidin yaşam koçuna. Enerjinize gerçekten diplomanızla birlikte iyi gelecek. Bir de işsiz olan akrep burçlarına güzel iş kapınız var. Bunu değerlendirmeniz sizin için hayırlı. Bir de sevgilinizle alakalı son zamanlarda evlilik konuşmaları var. Ama ailede sıkıntılar olabilir. Ailevi sorunlar gündeme gelebilir. Bunları dikkat edelim. Bu bize iyi gelmeyebilir. Aileler ilişkimizi bozabilir. O yüzden biraz daha aileye tanıştırmak için uygun zaman değil. Lütfen ilişkinizi daha arka planda, daha gizli yaşamanız gerekiyor. Boşanmak isteyen akrepler için evet, boşanmak doğru. Çünkü uzun süredir maddi ve sorumsuzluklarla ilgili yaşadığınız kaoslar var. Bunu toparlamak istiyorsunuz, yapın. Sağlık olarak saç dökülmeniz, alerjik reaksiyon ve egzamalarınız azalabilir. Dikkat edin diyorum. Bir de bu ara heveslenip her şeyde hevesiniz kursağınızda kalabilir. Bu akşam artık bir hafta boyunca bol bol kitap okuyun, derin derin nefes alın ve bol bol yağ şerbet yakın, vücudunuz şifalansın. Bence siz, bu dönem bunları atlattığınızda çok büyük anlaşmalar, hatta satmak istediğiniz ve almak istediğiniz evin de muradı var. Bir de uzun süredir yurt dışı ile ilgili planladığınız iş kapınız ya da uzun süredir gitmek istediğiniz iş kapınızla ilgili büyük aydınlanmalar var. Fırsatını alın diyorum. Hoşça kalın, umutla kalın. Her şey sizin kalbinize göre versin Yaradan. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.